Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 24 Eylül 2021 Cuma. Merkez Bankası'nın dün politika faizini 100 bas puan indirip %19'dan %18'e çekmesiyle birlikte piyasalarda dengeler değişti. Dolar dün 8 lira 80 kuruş eşiğine kadar gelmişti. 8.80 rekoru kırılacak demiştik. 8.80 kırıldı. Bugün 8.82, 8.85 ve en son 8 lira 87 kuruş seviyesi de test edildi. Artık dolarda tarihi rekor 8 lira 87 kuruş. 8.87 8.87.83 Aslında 8.89, 8.90 eşiğinden dönen psikolojik bir seviyeydi bu. Anlık grafikte de görüyoruz. E, tabii e, doların 8.80'den sonra 8 lira 90 üzerine doğru bir hamle yapacağını, 8.90 üzerinde satışların ivmesinin belirleyici olacağını, satış mı, alım mı daha fazla geliyor? Buna göre 9.05 seviyesini hedefleyeceğini dün belirtmiştim. Bu senaryo bugün işledi. 9 ay 8.90'a gelmeden hemen aşağısında haftanın son işlem gününde satışlarla biraz daha dengeli bir patikada gideceğini anlıyoruz. Bu nokta çok önemli. Dolar Merkez Bankası'nın kararıyla artık belli bir aşağıda 8.28-8.45 arasında bir vurkaç alım satımları yapılıyordu. Bu artık tarih oldu. Dip nokta 8 lira 52 kuruş. 8.45'te dipte en acil durumda duraklanılacak, beklenecek istasyon olarak duruyor. Şimdi dolar burada bu şekilde bu seviyelerdeyken iken dünkü karardan sonra özellikle borsa İstanbul tarafındaki şokun atlatılamaması, olup biteni anlamaya çalışan yatırımcıların e, belirsizlik içerisinde kaldığını, sıkışıp kaldığını görmüştük. Ama artık Merkez Bankası bu faiz indirimiyle sınırlı kalmayacak. Faizin Önümüzdeki dönemde de hem Ekim'de hem Kasım'da hem de Aralık'ta bu faizlerin inebileceği ihtimalini unutmayalım. Dolayısıyla faizin 100 bas puan indirildiği 23 Eylül'de kapanışta dolar 8.77'de kaldı. Destek aralığı artık 8.52-8.65 arasında şekilleniyor. 8 liranın altındaki seviyeler nasıl tarih olduysa 8.45'in altı da tarih oldu. Yeni seviyeler özellikle ihracatçı sektörler için daha makul bir yükselişe işaret ediyor. Cari açık üzerinde de olumlu katkısı olacak bu kurun. Ama e, tabii tabi dolarda bu kademeler yukarı doğru çıkarken elinizde portföyünüzde döviz portföyünüzde karlı olduğunuz dolar kısmı dolar tl paritesine karlı olduğunuz pozisyonları kademeli olarak satabilir karı realize edebilirsiniz. Niye? Geriye çekilmeler olduğunda tekrar alıp yeni vadede 9 lira üzerindeki yeni hedefleri şimdiden satın alabilirsiniz. Hayaller satın alınır, gerçek hayaller alınır, gerçekler satılır. Bütün yatırım araçları için böyledir bu. Biz biliyoruz ki 2022 yılı ortalama dolar TL kuru orta vadeli programa göre hükümetin resmi kararına göre zaten 9 lira 27 kuruş bu ortalamayı yıllıkta yakalayabilmemiz için 2022'de 10 liranın üzerini zaten test etmesi gerekiyor. Dolayısıyla doların yönü yukarıdır. Geriye doğru çekilmelerde her aşağıya doğru her bir kademede daha fazla alım yapabilirsiniz. Yukarıya doğru giderken alımlar azaltılıyor. Satış arttırılıyor. Ayşe teyze benim küçük ve amatör yatırımcı için kullandığım bir kavram. Ee, gerçekten Türkiye'de hani bu konuda küçük yatırımcının özellikle yükselişlerde zarar ettiğini yüksekte yakalandığını biliyoruz. Bu yüzden bazen nokta nokta kademe kademe anlatıyorum. Dolarda bu yükseklerde fazla alım yapmak yerine daha kademeli daha temkinli yaklaşıyoruz. Euro'da 10 lira 40 seviyesi test edildi. Euro artık 10.52 ve 10.60'a doğru... Yoluna devam edecek euro dolar paritesi euro dolara karşı zayıf kaldığı için Tabii ki dolar euroya karşı Türk lirasına karşı Daha da yüksek Değer kazanacak daha fazla değer kazanacak Diğer tarafta Amerikan Şimdi dolar kısmını anlattım bir de bizim için önemli olan hani Pek çok kişinin de canının yandığı Borsa İstanbul Faslına geçmeden evvel Altınla ilgili değerlendirmeleri paylaşayım. 10 yıllık Amerikan hazine tahvili %1,40'ın üzerine çıktı. %1,45 seviyesine geldi. Altın ve gümüş için aynı zamanda borsalar için, merkez bankaları kararları için önemli bir parametre. Daha evvel %1,75'e kadar çıkmıştı hatırlayacaksınız. Ve ben o eşit geçildiğinde bambaşka bir bütün yatırım araçlarında her şeyin alt üst olabileceğini ifade etmiştim. %1.75'ten dönmüştü ve tehlike şimdilik geçti demiştim. Dolayısıyla %1.52 çok kritik ama esas kritik olan tahvilde %1.75 %1.45'e doğru geldiği halde altında 1750 civarında tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında tahvil artarken altın sert düşerdi. Altın 1750 civarında bu yükselişi karşıladı. Fakat altın ons için 1750 dolar altında 1732 ve 1720 dolar destekleri kritik. Dipte de 1770 dolar desteği değerli metal yatırımcıları için dönüm noktası olacak. Gümüş için 22 dolar altında dip nokta 19 dolara kadar çekilebilir. Ama hala 1670 dolarla 1750 dolar arasındaki stratejide bir herhangi bir farklılık yok. Ben 1670'ten sonraki senaryoda artık bu düşüş kalıcı bir düşüşe döner ve yukarı yönlü yükseliş için uzun bir müddet beklememiz gerekir noktasındayım. Ama ne olursa olsun bu düşüşleri takip edeceğiz. Buradan döndüğünde 1780, 1794 ve 1805 dirençleri geçilirse işte o zaman en azından şu yakın vadede altının tekrar 1850-1900 dolar bandına doğru gittiğini göreceğiz ki içeride dolar TL paritesindeki yükseliş sebebiyle gram altının o zaman 540 liraya da geçtiğini görebiliriz. Bu açıdan bekleyebilenler için biraz daha beklenilebilir ama yok ben e, yoruldum artık diyenler e, ileride pişman olmayacaksa çünkü altın ne olursa olsun 2074 dolar 2080 dolar rekorunu geçecek ve bu 3000 dolara doğru bir İvmeyi işaretledikten sonra bir yerden geri dönüş yapacak ama tabii büyükler balinalar Evergrande krizini maalesef kendi açıklarını kapatmak için altın üzerinde bu oyun oynayarak geç, e, oynuyorlar. Evergrande bu arada dünkü tahvil kupon ödemesini yapamadı 30 günlük geriye sayım başladı. Muhtemelen artık Ekim ayının ortasında dünyada bu krizin daha da şiddetlendiğini artçıların daha da şiddetlendiğini göreceğiz. Borsalarda yükseliş bu açıdan bir son bir gelgel gel tuzağı olabilir mi? Pazartesi ne demiştim? Çarşamba günkü programda. Bakın bir kısa süreli bir ateşkes oldu. Pazartesi gün çöküşten sonra salı çarşamba aman buna kanmayın demiştim. Amerikan Merkez Bankası Kasım'da teşvikler azaltmaya başlayacak. Fed'in kısmen şahin bir patikayı işaret etmesine rağmen pastırma yazı havasında borsalar geniş çaplı yükselişler kalıcı olmayacak. Borsa İstanbul hem faiz indiriminin hem de dışarıda sıkılaştırıcı adımların etkisiyle en kırılgan borsalardan biri. Nitekim Borsa İstanbul bugün %1,20 düşerek 1384 puandan bir süs kapandı. Bankalarda %3 değer kaybı var ki bankalarda artık 1146 bile mümkün bankalar endeksinde. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da 1389 üzerinde kapatsaydı belki bugün biraz önümüzdeki haftaya dair umutlu konuşabilirdik ama şu anda 1372, 1365, 1357 ve 1348 maalesef inişte bu pislere doğru bir düşüş önümüzdeki haftada devam edecek. Dolayısıyla bu borsalardaki bu Zirvede yakalanmamak için zarar kes talimatlarını dikkatle takip etmelisiniz, vermelisiniz. Ee, diğer tarafta bizi ilgilendiren başlıkta da belirttiğim gibi 29 Eylül'ü yeni bir tarih olarak önümüze koydu. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi, New York şehrindeydi. Birleşmiş Milletler toplantılar için gitmişti. Ancak edindiğimiz bilgi o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşmek istedi. Randevu, randevu talebi kabul edilmedi ve heyet döndü. Ve döner dönmez hem yola çıkmadan önce gazetecileri uçakla beraberinde götürdüğü gazetecilere yaptığı açıklamada hem de bugün Cuma namazı çıkışında yaptığı Açıklamalarda Amerika ile ipleri yeniden gerdi. Bizim için S-400 hava savunma sistemi işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. F-35 taarruz uçaklarını vermezsen alamayız. Başka kapılara da müracaat ederiz. Gerekirse başka yerden alırız. Bu Rusya'nın savaş uçaklarını alabileceğimiz anlamına geliyor. Artık gidiş pek hayra alamet değil. İki NATO ülkesi olarak Amerika'yı kastederek söylüyor. Yine... Putin'le baş başa görüşeceğini Soçi'de 29 Eylül'de ve bu çok önemli bir görüşme olacak dedi. Altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu dış politikadaki köşe kapmaca diplomasisinin, mikrofon diplomasisinin ne kadar işe yarayıp yaramadığını aslında şu ana kadar gördük. Afganistan krizinde Türkiye'ye acaba yeni bir rol verebilir miyiz diye muhtemelen Amerika bir beklemeye aldı krizi, buzluğa koydu ancak Taliban'la ilgili planların alt üst olması, Kabil Havalimanı'nın Türkiye'ye devredilmemesi ve Türkiye'nin askerlerini oradan çekmek mecburiyetine kalması diğer NATO üyeleri gibi ne oldu? Bu pazarlık da sonuçsuz kaldı ve bu saatten sonra bir anlıyoruz ki önce Amerikan başkanlarıyla iyi çalıştım ancak ile iyi başladık diyemem. Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğim 29 Eylül'de bu görüşme gerçekten çok önemli çok daha önemli bir nokta heyetler arası görüşme olmayacak. Baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le. Dolayısıyla burada Suriye eksenli radikal kararlar alabiliriz diyor. Hem S-400'ün ikinci bataryası ile ilgili imza olabilir. Hem yeni savaş uçakları için Rusya'ya dönebilir Türkiye. Ve Suriye üzerinde Fırat'ın doğusu ile ilgili yeni Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir döneme giriyor. Dolayısıyla dolar da aslında e, bu yükseliş kar satışlarıyla beraber destek noktalarına dün de belirttiğim destek noktalarına geri geliş bugünkü belirttiğim dip noktaları destek noktaları sizin için önemli ama yön yukarı. Dolayısıyla Amerikan tahvil hareketlense de e, altının verdiği tepki çok olumlu en azından FED kararına rağmen düştüğü seviyeden daha aşağı düşebilirdi. Yani 1710'lara 20'lere hatta 1700'ün altına gerile, gerileyebilirdi. Dün akşamdan beri tahvildeki 10 yıllık Amerikan tahvilindeki harekete karşılık bu olmadı. Ee, zirve yolculuğunda stratejiniz bu açıdan baktığımızda biraz daha e, temkinli, biraz daha e, ihtiyatlı gitmenizde fayda var. Belli ki 29 Eylül'den itibaren Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da gerilecek. Bu içeride bizim faizimizin, bizim faiz indirimi yapıldığı bir dönemde kur üzerindeki baskıyı artıracak ve borsadaki satışları hızlandıracak, yabancı sermaye girişini azaltacak. E, bu çerçevede bütün e, yatırım araçları üzerindeki stratejimizi biraz daha ayrıştırarak biraz daha dövizi ayrı bir kategoride, borsayı ayrı bir kategoride değerlendirerek ve faizin de dün de ifade ettim %14'ün altına bile inebilir. Bugün Barclays'ten diğer Morgan, Morgan Stanley'den JP Morgan'a kadar bütün bankaların tahminlerinin ortalama %16, 17, 15 şeklinde en düşük bekleyen Barclays %15 ama benim tahminim %14'ün altına bile girilebilir yıl sonunda politika faizi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 sonunda 2023 başında bir seçime gideceği anlaşılıyor. Bu seçim hazırlığı için belli ki faizler indirilecek ve daha sonra konut ve diğer... Kredi faizleri inecek. Bu senaryoyu Dejavu'ya hazır olun diye haftalar önce söylemiştim. Evet bu dönemde bu olur mu? 5 e, zincir market BİM A101 şok mikros karfursa operasyon başlıyor. E, Murat Ülker cevap veriyor. E, milletin aklıyla alay etmeyin diyor. Hemen Yıldız Holding'den açıklama geliyor. Belli ki saraydan bir... E, telefon geldi. Hemen onu düzeltmeye, telafi etmeye çalışıyor. İş adamları konuşamıyor. Sivil toplum kuruluşları zaten konuşmak konuşmak istemiyor. Onlar ortalıktan kaybolmalı çok oldu. Maalesef Türkiye kendi kriziyle, kendi krizinin içinde krizlerle yüzleşmeye devam edecek. E, bu açıdan daha dikkatli olunması gereken doğalgaz zamlarının kış aylarına has elektrik zamlarının da arifesinde Arifesinde böyle belirsizlikler arttı bu açıdan aman dikkat aman dikkat diyoruz gram altın gümüş az az da olsa sepette olmalı döviz ağırlıklı sepette olmalı hisseler biraz düştüğünde düzeltme bittiğinde dünya piyasalarında ve bizim borsamızda iyi fırsatlar da orada çıkacak ama henüz o vakit gelmedi bir programın daha sonuna geldik vakit ayırdığınız için dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu temenni ediyorum. Pazartesi aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.